Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, ilçe başkanlar, il yönetçileri, kadın kolları, gençlik kolları, parti meclis üyesi arkadaşlarım. Bugün buraya gelip bayramlaşmak için gelen her birinizi ayrı ayrı bayramınızı kutluyorum. Her birinizi ayrı ayrı öpüyorum. Değerli basın mensupları, sizin de bayramınızı özellikle kutluyorum. Tabii bu zor bir süreçte bu bayramı kutluyoruz. Ülkemiz zor bir süreçte geçiyor. Bir tarafta daha dün 12 Eylül biliyorsun darbesinin yıl dönümüydü. Henüz 12 Eylül'le hesaplaşmadan yeni darbelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle 15'inde yapılan darbe girişiminden sonra ülkemiz hızla bir kaosa doğru sürüklenmeye çalıştırılıyor. Darbe girişimini bahane ederek Türkiye'de yüzlerce, binlerce insanın iş hakkının feshedildiği, yüzlerce mağdurun yaratıldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Gönül isterdi ki bu bayramda savaşın olmadığı, kavganın olmadığı, sevginin ve hoşgörünün, o hani bizim eskide bayram tadında bayramı kutladığımız bir bayramlaşmayla karşı karşıya birlikte bayramımızı öyle kutlamış olalım. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum o noktada değiliz. Ülkemizin bir tarafı adeta bir savaş alanına dönüştürülmüş. Ülkemizin bir tarafında olağanüstü hali bahane ederek, o hali bahane ederek sadece kendisi için, kendisi gibi düşünmeyen binlerce, on binlerce öğretmenin iş hakkının feshedilmesini anlayış olarak, sosyal demokrat bir parti olarak hem de bu bayram günü insanların işinden, gücünden edilmesi, dışarıda işsiz bırakılmasını anlayış olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bir sefer bunu kılıyor. Yaklaşık 15 bin öğretmeni bir gecede, bu atılan öğretmenlerin büyük bir kısmı solcu, sosyal demokrat olan, sosyalist olan öğretmenler. Bunların FETÖ'yle hiçbir ilişkisi de yok değerli arkadaşlar. Bunların darbelerle hiçbir ilişkisi de yok. Şimdi biz bu darbeleri en iyi bilen gelenekten geliyoruz. Daha dün 12 Eylül'de darbesinde 12 Eylül darbesinde 800 bin insan fişlendi. Solcular, sosyalistler, devrimciler hepsi içeri atıldı. İşkence tezgahlarından geçti. Ve her solcuların, her sosyalistlerin, her sosyal demokratın işkence gördüğü yerde yüzlerce, binlercesi işinden kovuldu. Yüzlerce, binlercesi yerinde, yurdunda edildi. İşkencede felç kaldı. Kimisi kolunu, kimisi beynini, kimisi yaşamını yitirdi. O gelenekte 12 Eylül darbesini yaşayan ve o gece işkenceden geçen bir arkadaşınız olarak, onu yaşayan birisi olarak, iliklerine kadar o işkenceyi, işkencecileri bilen birisi olarak biz bu darbelerin ne kadar solculara, sosyalistlere, ilericilere, sosyal demokratlara karşı olduğunu biliyoruz. Çünkü o gün bizim partimiz kapatıldı, Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı 12 Eylül darbesinde. 12 Eylül'de o dönemki genel başkanımız Sayın Bülent Ecevit tutuklandı. Partinin kadroları tutuklandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasi olarak bıraktığı TÜRK kurumu kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı. Ve bu gericiliğin, bu yeşil sermayenin önünü açanlar bugün darbe kalkışması yapanlardır. Dünkü darbecilerle bugünkü darbeciler arasında bir fark yoktu. Bugünkü darbeciler 12 Eylül darbesinin ürünüdür. Biz bu geleneği biliyoruz. 1968'lerde, 70'lerde 6. filoya karşı ilericiler, devrimciler mücadele verdiklerinde 6. filonun yanında yer alıp solcuları, devrimcileri taşıyanlar bugün darbe yapanlardır. Bu darbe geleneğinde gelenlerdir.
bunların önünü açanlar, yeşil sermayenin önünü adım adım açanlar, solcuları, ilericileri, aydınları, yurtseverleri sakıncalı gösterenler, 1402'den başlayarak tıpkı bugünkü Cadavi gibi yüzlercesinin iş hakkı feshedildi, yüzlercesi sürgün edildi, yüzlercesi yerinden yurdundan edildi ve yüzlerce arkadaşımız 10 yıl, 15 yıl, 30 yıl cezaevlerinde yattı. Şimdi düşünen insanı, düşünenleri etkisiz hale getirdiğiniz zaman kim çıkar öne? Çıkar grupları, işbirlikçiler çıkar öne. Bugün bu işbirlikçiler ülkemizi çekilmez hale getirdiler. Bugün bu işbirlikçiler bir gece askeri darbe kalkışmasına kalkanlar bir gün sonra başka bir anlayışta sivil bir darbe kalkışmasına kalktı. Yani kısaca aynı camiye giden, aynı Allah'a secde eden bu grup bir gece birisi birine cihat çağrısı yaptı. Gece yarısı öbürü de öbürüne fetva verdi, katli vacip ferması verdi. Allah'ın camilerini ikiye böldüler. İnanan inanmayan diye toplumu böldüler. Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye böldüler. Şimdi kendi gittikleri camileri bile böldüler. Yani bu ülkeyi böyle böyle ayrıştıra ayrıştıra uluslararası sermayenin emrine koymak için çaba harcayan bu anlayışta bu bayram inşallah son bayram olur. Önümüzdeki bayramda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla karşılaşacak. Çünkü bu ülkenin ihtiyacı vardır. Bu ülkeyi 1000 yıldır bu topraklarda yaşayan, birbirine kenetlenen, birlikte şarkı söyleyen, türkü söyleyen, halay çeken, birbirinin düğününe, cenazesine giden, acıyı, kaderi birlikte paylaşan, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza, 7 duvara karşı savaşan ve bu ülkenin tam bağımsızlığı kuran, bu ülkeyi ısrarla ayrıştırmak isteyen, ısrarla bölmek isteyen bu iktidara ve onun ortaklarına karşı her türlü darbeye, ister askeri darbe, ister sivil darbe, bütün bu darbecilere inat Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin harcıdır. Bu ülkede her kesimin, her yapının tek adresi olan Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte bunların kırdığı, bunların döktüğü, bunların ayrıştırdığı bu yapıyı yeniden bu harcı birleştireceğiz, bir araya geleceğiz. Bunlara inat ne bölüneceğiz, ne ayrışacağız. Birlikte kol kola gireceğiz. Bu ülkenin bağımsızlığını yeniden oluşturacağız. Çünkü buna ihtiyaç vardır değerli arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir gece kalkıyorsunuz. Hoş geldiniz efendim. Bir gece kalkıyorsunuz. Mustafa Kemal'in kurduğu, bu halkın kurduğu Kuvayi Milliye ruhuyla, Cumhuriyet değerleriyle, kahanıyla, Karasaban'la, Anadolu'nun dört bir tarafında kadın erkek ayırtmazsızın cepheye mermi götüren, sırtında mermi taşıyan yüzlerce kadının, yüzlerce yurtseverin ve bu ülkede yaşayan Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Laz'ı, Çerkez'i hep birlikte o Kurtuluş Savaşı veren, o bağımsızlığı kuran ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan halkın egemenlik kayıtsız, şartsızdır, milletindir diyen Mustafa Kemal'in parlamentosunu bombalayanlara karşı bir kez daha birlikte olmaya ihtiyaç vardır. Bir kez daha beraber kalkmaya ihtiyaç vardır. O bombalar sadece meclise yönelmemiştir. O bombalar Türkiye halkına yönetilen bombalardır. Onların önünü açanlar, onları büyütenler, onlarla birlikte olanlar, birlikte ortaklık yapanlar, ortaklıkları bozulduğunda, çıkarları ayrıştırdığında birbirini düşman diye görenler, yine kandırıldık diyenler, her seferinde bu ülkeyi, bu yönetimi kandıranlardan oluşan bir yönetim, her seferinde
ister Ergenekon davasında, ister diğer davalarda her seferinde bizi kandırdılar. Bu ülkenin ordusunun başındaki paşayı silahlı çete kurmaktan içeri atanlar, birlikte içeri atanlar. Binlerce Atatürkçü laik askeri, demokratı ilerici içeri atanlar. Türkan Saylan'dan, sevgili Okur'dan başlayarak ve bunlar her birini terör örgütünün lideri göstererek birlikte içeri atıp sonra bizi yanılttılar, bizi kandırdılar deyip geçiştirilebilir mi bu değerli arkadaşlar? Bu kolay bir iş mi? Çünkü o dönem işlerine geliyordu. Kendi çıkarlarına geliyordu. Aydınları, Atatürkçüleri, aydınlanmada yana olanları tasfiye etmek hepsinin işine geliyordu. İki tarafın da işine geliyordu. Birlikte o tasfiyeyi yaptılar. Şimdi bu sefer döndüler birbirlerine pusu kurdular. Birbirlerine pusu kuran iki anlayışta, birbirlerine katli vaciptir diyen iki anlayışta, birbirlerine cihat veren bu iki gerici anlayışta demokrasi çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Özgürlük çıkar mı? Çıkmaz. Bu ülkenin birleşmesi çıkar mı? Çıkmaz. O zaman sizde bir tek isteğim var. Bu gerici anlayışa karşı yeniden Mustafa Kemal anlayışını, yeniden laikliği, yeniden unutturulan bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele veren, şehit düşen, yüzlerce binlerce cumhuriyeti kuran, kurucu unsurun, kurucu anlayışın, kurucu iradenin ne kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunu, sadece bizim değil, Türkiye'nin bu anlayışa yeniden ihtiyacı vardır. Gelin birlikte yeniden bu kurucu iradeyi, yeniden din işlerini devlet işlerinden ayıran, adliyeye siyaseti sokmayan, adliyeye mezhep örgütlenmesini sokmayan, polisi tarikatların emrine koymayan, devletin istihbarat örgütlerini tarikatçılaştırmayan, bu ülkenin yönetimini laik, demokratik, aydın ve eksik olan aydınlanmanın yarım kalan yönünü yeniden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hep beraber kol kola girerek bunu sağlamanın bu bayramda temelini birlikte atmış olalım. Şimdi size bir kez daha söylüyorum. Kırgınlıkları, parti içindeki dargınlıkları bir tarafa bıraktık. Hiçbir tek arkadaşımızın birinden ayrıtmaksızın kol kola girerek yeniden birliğimizi, yeniden beraberliğimizi, yeniden bu ülkenin bağımsızlığını kurmak için Cumhuriyet Halk Partilileri, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı yok. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı vardır. Yüzünü batıya dönen Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemi gibi batıyla ilişkisini kesen bir Türkiye değil, batıyla yüzünü batıya döndüren, batı medeniyetine döndüren, çağdaşlığa döndüren, laikliğe döndüren yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bu anlayışı bu bayramda hep birlikte oluşturmak dileğiyle hepinizin ayrı ayrı bayramını kutluyorum. Her birinizi ayrı ayrı öpüyorum. Bayramınızı mübarek olsun. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu kötülüklere rağmen, bütün bu savaşlara rağmen bayramın bayram tadından geçmesini diliyorum. Size saygılar sunuyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki Türk geldiniz. İyi ki Türk geldiniz. Çünkü birlikte ihtiyar başlayalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Devlet sunuyorum.